Hamya salam. Bu videoda sizlerle birlikte Unity 3D derslerine devam edelim. Bu bölümde ne öğreneceğiz? Bu bölümde Unity'den bir verinin nece yadda saklayabiliriz onu diyeceğim. Yani mesela biz oyunda mesela bir tane kubu var mesela. Bu kubu sola çektik. Bakın bunu beğendim işte. Bunu biz sola çekirik. Bakın sola çekti. Oynadık. Bunu sola çekti. Biz bunu tezden oyunu çıkandan sonra oyuna tezden kaydandan sonra bu tezden yine burada olacak. Yani veri yada saklanmır. Yani elediklerimiz şey yada saklanmır. Yani bunu demek istedim. Bunu ne dedi? Yani iki yada saklansın. Bakın onun için de onu başlayacağım. Mesela onun için gelip yani ben imenli bulası değil. Yani başka şeyler de olabilir. Burada gelirdik ve gelir oyuncu burada yani onun yerdikleri şeyi yadda saklamak ne dedi yani oyuncunun dediği şeyler yani oyunda hareket deyip onları ne de yerde saklayır onu diyeceğim. Bir de birinci kamera kameranın istikametini değiştirip belli olsun. Ctrl Shift'ını bastıram. Buraya da saklayalım. Şimdi ise koda geçecek. Kodda yakınlaştırarak birinci. Unity'ye girek. Demeli oldu. Bizden işlemir. Şimdi de oyunu başladık. Oyunu başlayanlar asılsın. Gördüğünüz gibi kabağı aşağı gitmeye oluyor ama biraz tehlikeli gelir ama bize esas o fark değil. Bize esas oyun hareketi yani daha olsun. Burada mesela bakın burada koyuram. Sanki yadda saklanır. Ben objektörü de koymuşum. Bakın. Başladıram oyunu tezden. Bakın oyun bu objekt olduğu yerde diyor. Yani buradadı. Aslında biz burada koymuştuk ama gel bu burada diyandı. Bakın burada diyandı. Yani yadda saklanır dataları. Bunu nece eleyecek onu göstereceğim. Şimdi de geçecek. Birinci biz bunu Flyer Prefs diyen bir şey deneyelim. Flyer Prefs. Bakın böyle. Mesela böyle diyelim. Birinci biz eğer S düğmesine bassak yadda saklasın. Yadda saklasın. Böyle diyelim. Burada if yani burada if yani eğer diyelim ki get key down yani hansısa bir düğmeye basılıdırsa ama hansa bir düğmeye basılıdırsa da diyebilirsiniz. O da N2 idi. Ama ben emeğini S düğmesine basılan zaman değerim olsun. Onun için böyle yazdım. Böyle bir şey yazdım. Birinci, eğer if netse bilmişsinizse kanalda if'in ne olduğunu daha etraflı izah edemişim. Birinci, burada neyle olacak? Bakın, bize bu dikkatle yani buraya bakın. Yani biz bunun 3 tane bu float değer alır. Çünkü 2 tam onla ve yani tamlar var gördüğünüz gibi. Üstelik 3 tane rakam var. Yani bize 3 tane bir şey lazımdı. Yani 3 tane player press'ten istifade edeceğiz. Player press nokta set float yani set yani yadda sakla yadda sakla ne yadda saklayacağız? Float türünde bir şey yadda saklayacağız. Ancak 3 tane değerde saklayabiliriz. Set float, set string ve set int. Bakın bak bunları saklayabiliriz. Şimdi de bizden bir tane açar söz diye mesela buna yani lazım olacak bize. Bu x buna mesela x yo x yer x yer koyuram ve vergi de koyuram neyi yada saklayacak? Bunun adı verdik. Şimdi ise neyi yada saklayacak? Bizim objektimizin Transform'daki x'taki pozisyonunu yani x'taki yerini bakın bir de şimdi de bize x'i güzel olduğuna göre hamısı lazımdı bize player press nokta set float
Ben Y de lazımdı çünkü yani Hamas'ın elemeliği yani bu bir hero değil. Position, position. Player prefs nokta set yani float burada da z yer olacak. Transform nokta position'da yazdık, z de yazdık. Yazdık. Biz demeli set düğmesine her zaman basan zaman buradaki kodları emeleyeceğini ne var artık? Bizim objektimizin x'da, y'de ve z'de olan koordinatlarını ne de sağlayacak. Geçek unit ya. Burada başladık. Başlıyor. Ama tam kurtarmadı. Biz seti yada sakladık ama getirmedik. Onu deliyek yerden çıktı. Demeli belirleyecek. Ben oyun başlayanda biz bunları yada sakladık. Oyun başlayanda onu da belirleyecek. Oyun başlayanda transform nokta position bizim objektimizin transformu neye beraber olacak? Yeni bir vektör 3 yaratarak yani x, olmalı transform meta pozisyonda ve bu sefer player yine player yazarak bu sefer get yazarız get float bu da set idi get de elde et yani bizim yadda saklamışız şimdi de o yadda sakladığımızı getiririk getten getiririk get float ve get neyi getirecek ona bak burada yazdığımız şey yani adı ona göre koymuştu. X yer adlı şey getirdik. Ve biz ancak X'e dedik bunu. Y'de diyek. Yok bize X bunu transform nokta position nokta Y'e diyek biz ama hamısını denemiş şey ama olsun yine de diyek. Player prefs nokta set float. Bu sefer de Y'deki yerimizi yedik. Bir dakika bakalım. Yoktu sef. Y yer get float yazmalıydık. Set yok. Çünkü get'ten çağırırız. Player prefs nokta get float yine ahırıncısı da bu da bizim z koordinattaki yerimizdi yeri yazdık bir deneme ortaya dedim bağladık birinci biraz bakak ne oldu düz oldu düz oldu ve biz oyun başına belli olacak ama yani bunu burada dikkatli olmalıyız niye burası sehv verecek. Akı biz oyuna ilk başlayan zaman burada voice start yani ilk başlayan zaman biz yani ilk başlayan zaman bize bunu eleyecek. Transform nokta position player plus get flow yani oyuna başlayanda böyle bir değer olmayacak da yani biz S düğmesine basılan da olacak yani ona göre sehvlik verecek yani oyuna biz tekrar başlayanda yani böyle bir değer olmayacak çünkü bize de S düğmesine basılan da evet, olacak. Onun için bize bir şey lazımdır ki biz bunu if'den biz yani idare edemeliyiz. Yani böyle bir ana böyle bir değer var mı yani oyun datada var mı? Yani bu ya da hele bir değer var mı? Onu diyelim. Player onun için de player phrase nokta husky. Yani burada bu nedir? Mesela burada tırnak içerisinde aşağı yazıram. Hansı mesela x yeri yazıram. Yani burada yani Unity diskte saklayır bu yerleri hamısını. Yani verilerin hamısını diskte saklayır. Ve o biz burada hem her defa S'ye basan zaman diskte yer saklayacak. S düğmesine basan zaman yani ama biz ve zaman oyuna başlandığında biz kontrol edemeyiz ki bu emin o değer var yoksa yok onu demeli ya bizi bir de x yeri lesek bəhsdir çünkü 100% o birileri olacaktır ona göre x yeri yazıram ve bu ASCII yokluyor ki böyle bir değer var ve ancak iki değer alır yani ya eğer değer varsa true olur değer yoksa false yani ben kısaltılmış yazdım böyle de yazabilirdiniz.
True'ya, yani değer varsa. Yoktursa eğer öyle bir şey, onda false olur. Ama ben yani kısaldılmış yazıram. Bakın böyle. Else de yani yoktursa, eksi de yani false döndürürse, onda transform deyilen bir şey var. Yani burada yazıyor ki, yok transform istifade edemeyiz. Eğer yoksa yazırız ki, yani bugün nokta log, yani konsola yazırız ki. Data tapılmadı. Tapılmadı. 3 nokta. Ben noktaları vergilimizi koyak. Bakın böyle yani üstüne class key istifade edemelisiniz. Yani istifade edemezseniz de olur ama hata verecektir. Çünkü olmayan bir değeri biz ya çağırabilmirik burada. Bakın böyle yani. Böyle indi de bakak. Yani bir tane, iki tane de bir değer kalır. Yani ne öğrendik biz? Player present set öğrendik. Bir de get float, set float. Bir de has key öğrendik. Yani set float da var, set string de var. Hamısı aynıydı. Ama bakın burada yani has key öğrendik. Kalan bir tane de kaldı. Onu da yani kurtaracağız. Şimdi de oyunumuzu başladık. Bakın başladı. Gördüğünüz gibi konsola bakın. Data tapılmadı. Yani oyuna başlayanda hele ben sı düğmesine basmamışım diye. Data tapılmadı. Yoktu. Yani böyle bir değer yoktu diye tapılmadı. Ama ben oyunun yerini değiştiririm. Mesela kübün bunu buraya koyarım. Ve S'ye bastım. Ama dala gitti. S'ye basan zaman ama görmedi biz onu. Yani S'ye bastım. Yine tezden bastım. Ve neydi yandırdım. Burada clear diye sonra kıtırıl pığını bastım ve gördüğünüz gibi geldi. Oyuncumuz buraya geldi. Ama yani hele bir hata gelmedi. Data tapılmadı diye bir hata gelmedi çünkü data artık bir seri düğmesine bastı. Bak böyle. İndi ne kaldı? Mesela biz isteyelim ki oyunu oynadı. Yani oyunu tezden başlatmak istedik. Yani bütün verilerini de silebiliriz kısacası. Yani bu sefer de böyle yazar. Eğer else if yazar. Sonra input nokta get aksiden istifade edelim. Get aksi diyor. Get key. Down. Bu sefer key kod nokta mesela duya basan. Duya basan zaman ne olsun? Player preps nokta player preps nokta bu sefer delete var. Delete silmek mehdonsta onu bilirsiniz. Delete al yani bütün keyler silir. Delete'deki yalnız bir şey silir. Mesela ancak x'teki değeri silmek, y'deki değeri silmek istiyorsam onu da böyle eliyorum. Yazıram ki hangisi değer silmek istiyorum. Ben dedim ki y'yi silmek istiyorum. Y'deki yer değerini silmek istiyorum ve onu silir. Ama hamısını silmek istiyorumsa. Hamısını silmek istiyorumsa. Onda delete al yani hamısı al hamısıdır olacaktır. Şimdi de delete alıp basarak ve delete al yiyende niye olmadı? Çünkü biz hamısını sildik. Artık bize yani bu ilk ancak hamısını yazmaya ihtiyacı yoktu. Sadece bir tane belirlese olur. Bakın böyle. D'ni basanda da hamısını silecek. Bakın basak. Aslında indi data indi bakın bu hemenki yerine geldi. Mesela bura koyak, burayı tezden buraya getirek.
para getdi. Tapam baxaq hardadır. Reset eləyək. Bura gəldi. Burada məsələn bura qoyaq. S-ni bastım, yadda saxladım. Sonra amma hələ silməmişəm. Silməndi, baxın yerinə gəldi. Bu səfər məsələn bura qoyuram. Bura qoyuram. Baxın, burada burada reset eləyək. Baxın. Bu səfər mən S-yə yəni D-yə basan zaman, yəni ki mən əgər D-yə basan zaman bütün keyləri siləcək. Amma bütün keyləri siləndən sonra baxın bizim kubumuzun bax D-ni bastım. D-ni bastım. İndi də baxın kubumuz buradadır. Bu səfər nə qalacaq? Unity, yəni nə qalacaq? Baxın. Burada bizim indiki olan pozisyonları götürəcək. Baxın, inspektor panelində indi hansı dəyərlər varsa onu götürəcək. Əgər biz bütün keyləri silmişik hasarlar. Onda bax belə eləyəcək. Baxın, hamısının dəyərləri buna bərabər olacaq. Başladıram. Və burada data tapılmadı gələcək. Baxın, data tapılmadı və obyektimiz lap əvvəl biz bunu hara qoymuşduqsa, o oyuna başlamamışdan əvvəl biz bunu hara qoymuşduqsa, onda bura gəldi. Baxın belə yəni bütün keyləri siləndə biz obyektimizi oyunu başlatmadan öncə biz hara qoymuşuqsa onda ora gəlir. Və ona görə biz ona görə hazırlığımızı görməliyik oyunda. Baxın belə. Yəni üçüncü də data yadda almaq şeyi belədir. Səhcə yəni 35-ə yaxın sətir kod oldu. Yəni baxın belədir. Asaddır. Yəni əsas yəni əgər siz float, nə bilim, player, phrase dəyərlərin nə olduğunu bilirsinizsə çox rahatdır və datanın nə olduğunu bilirsinizsə çox rahatdır. Və ingilis dilində bilirsinizsə sözləri daha da çox rahat olur. Çünki məsələn burada delete, sil, al hamısını, yəni hamısını sil olur. Yəni kısacası belədir. Videonun sonuna gəlirik. Əgər hansısa bir sualınız varsa, yəni şərhlərə yazın. Mən cavablayaram. Gələn dəfə görüşənə dək. Sağ olun.